Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle sözcükte anlam konusunda soru çözümü yapacağız ve sorularımızı çözerken de birazcık ipuçlarına değineceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz sözcükte çok anlamlılıkla ilgili bir soru. Hemen sorumuzu okuyalım birlikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ince sözcüğü aşırı özen gerektiren kaba karşıtı anlamında kullanılmıştır? A. O ince yapılı bir çocuktu. B. İncecik sesiyle bağırdı mı herkes uyanırdı. C. Örtünün kenarlarında ince nakışlar vardı. D. Her gün ince temizlik yapardı. Hemen cevap sayfamızda inceleyelim. A şıkkında o ince yapılı bir çocuktu derken yapısından, görüntüsünden bahsettiği için zayıf anlamında kullanıldığını anlıyoruz. B şıkkında incecik sesiyle bağırdı mı herkes uyanırdı dediğinde tiz ses anlamında kullanıldığını anlıyoruz. D şıkkında her gün ince temizlik yapardı dediğinde ayrıntılı temizlik yapardı anlamında kullanıldığını anlıyoruz. Fakat örtünün kenarlarında ince nakışlar vardı dediğimizde burada ince nakışın aşırı özen gerektiren, yapılması zor olan kabanın karşıtı böyle kibar, ince, aşırı bir özen gerektiren anlamında kullanıldığını görüyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Sözcükte çok anlamlılık konusuyla ilgili bir soru bu. Türkçe'de bir sözcüğün birden çok fazla sayıda anlamı olabilir. Biz de burada ince sözcüğünün dört farklı anlamını görmüş olduk. İkinci sorumuz almak sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Karşınıza çok çıkacak bir soru tipi. Hemen cümlelerimizi görelim. Bütün fideleri sel aldı. Bu kayık su alıyor. 2 kilo domates aldım. Bu salon 300 kişi alır. Şimdi burada daha çok yapmamız gereken şey cümlelerdeki aldı sözcüklerinin yerine farklı sözcükler getirmeye çalışmak. Eğer uygun düşen farklı sözcükler bulabiliyorsak orada yeni bir anlamda kullanılmıştır diyeceğiz. Hemen tekrar sayfamıza bakalım. Bütün fideleri sel aldı. Bütün fideleri sel sürükledi, sel götürdü. Uygun düşer değil mi? O zaman burada sürüklemek, götürmek anlamında kullanılmıştır. İkinci cümlemizde bu kayık su alıyor. Bu kayık içeri su sızdırıyor anlamında kullanılmıştır. Uygun düşer. Bakın yukarıdakinden farklı bir anlam. 2 kilo domates aldım dediğimde 2 kilo domates satın aldım anlamında kullanılmıştır. Yine üçüncü bir anlam, farklı bir anlam. Bu salon 300 kişi alır dediğimizde bu salona 300 kişi sığar anlamında kullanılmıştır. Dördüncü farklı anlam mı oldu çocuklar? Evet. O zaman burada almak sözcüğü tam dört farklı anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Siz de burada gördüğünüz gibi her bir cümlede yerine eğer farklı bir ifade getirebiliyorsanız siz bu sözcüğün o zaman bunu farklı bir anlam olarak değerlendirip hemen birinci, ikinci anlam olarak sayabilirsiniz. Şimdi sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır? Temel anlam yani gerçek anlamda sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. A. Hava o kadar sıcaktı ki asfaltta yumurta pişiyordu. B. Odadaki keskin koku beni rahatsız etti. C. Aralarındaki sohbet koyuydu. D. Bu davranışı beni ondan soğuttu. Hemen şıklarımızı cevap sayfamızda inceleyelim. B. Odadaki keskin koku beni rahatsız etti. Buradaki keskin koku etkili anlamında mecazen kullanılmıştır. Tabii ki kokunun bizi kesmesi mümkün değildir. D şıkkı aralarındaki sohbet koyuydu. Burada sohbetin renginin koyu olmasından bahsetmiyor tabii ki. Sohbetin derin, hararetli olmasından bahsediyor. Yine mecaz anlamda kullanılmıştır. D şıkkı bu davranışı beni ondan soğuttu dediğimizde sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak anlamında. Tabii ki o bir davranış yaptı. Ben de buz gibi soğudum anlamında kullanılmamış. Yine mecaz anlamda kullanılmıştır. Fakat A şıkkına baktığımız zaman hava o kadar sıcaktı ki asfaltta yumurta pişiyordu. Evet, buradaki ifade gerçek anlamda ısısı yüksek olan anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarmak sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır diye bir soru var. Tabii ki biz bir sözcüğü gerçek ya da mecaz anlamda kullanabiliriz. Gerçek anlamından uzaklaştırırız ve mecaz anlamda kullanırız. Şıklarımıza bakalım. Bahçeyi saran çitlerden geçtik. D. Atkısını boynuna sardı. C. Bileğini saran zinciri çıkardı. D. Bu diziye bayağı sardım son günlerde.
Cevap sayfamızda inceleyelim. Bahçeyi saran çitler dediğimiz zaman tabii ki çitler bahçenin çevresini çevirdiği için gerçek anlamda kullanılmıştır. B şıkkı atkısını boynuna sardı, yine boynunun çevresini çevirecek atkı o zaman gerçek anlamda kullanılmıştır. C bileğini saran zinciri çıkardı, yine bileğinin çevresini çevirecek, öyle değil mi? O zaman bu da gerçek anlamda kullanılmıştır. D şıkkı bu diziyi bayağı sardım son günlerde. Buradaki sarmak hoşuna gitmek anlamında kullanıldığından çevresini çevirmiyorum tabii ki ben dizinin. Mecaz anlamda kullanılmıştır. Doğru cevabımız Denizli olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? Terim anlamı biliyorsunuz gençler, bir spor, sanat, bilim ya da meslek dalıyla ilgili özel anlam kazanmış sözcüklerdir. Hemen şıklarımıza bakalım. Tuvale birkaç renk eklemişti. B. Masadaki tabaktan bir şeyler aldı. C. İkinci perde çok heyecanlı başladı. D. Sanıklar yan yana sıralanmıştı. Cevap sayfamızda inceleyelim. A. Tuvale birkaç renk eklemişti. Tuval tabii ki bir resim terimi. C. İkinci perde çok heyecanlı başlamıştı. Tabii ki bu perde pencereye taktığımız perde değil. Burada oyunun ikinci bölümü anlamında kullanıldığından tiyatro terimi olarak kullanılmış. Bazen hani bazı sözcükler terim olarak kullanılabilir ya da terim anlamı dışında kullanılabilir ama burada tabii ki tiyatro terimi olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Oyunun ikinci bölümü olarak kullanıldığı için. Yoksa eğer deseydi ki pencerenin perdesini çekti, o zaman tabii burada terim anlam dışında kullanılmış olacaktı. D. Sanıklar yan yana sıralanmıştı. Sanık tabii bir hukuk terimi. B şıkkına bakıyoruz. Masadaki tabaktan bir şeyler aldı cümlesinde terim anlamda herhangi bir sözcük yoktur. Masa, tabak, bir şeyler gibi ifadeler terim anlamlı sözcükler değildir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yine sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük duyu organlarından biri ile algılanamaz? Güzel bir soru. Duyu organlarından biri ile algılanabilir ya da algılanamaz ifadesini duyduğumuzda aklımıza gelmesi gereken bir konu var. O da somut ve soyut anlamlı sözcükler konusu. Hemen şıklarımıza bakalım. A. Korku dolu gözlerle baktı. B. Serin esen rüzgar insanı rahatlatıyordu. C. Çiçeklerin kokusu bana mutluluk veriyor. D. Parlak ışık gözlerimi aldı. Öncelikle somut neydi onu hatırlayalım. Somut, duyu organlarımızdan en az biri ile algılanabilen varlıkları ifade eden sözcüklerdir. Nedir bu duyu organları? Göz, kulak, burun, dil ve deri. Yani görme, duyma, koklama, tatma ve hissetme ya da dokunma duyuları bizim beş duyumuzdur. Bunlardan en az biri ile bir varlığı biz algılayabiliyorsak o zaman o somuttur. Soyut neydi onu da hatırlayalım. Sadece zihnimizde algılayabildiğimiz, hiçbir duyu organı tarafından algılanamayan kavramlar, duygular, düşünceler soyuttur. Sadece zihnimizde gerçekleşir bunlar. Örnek vermek gerekirse rüyayı düşünün. Rüya gözlerimiz kapalıyken, değil mi? Gözümüzün önünde herhangi bir şey yokken zihnimizdeki görüntülerdir aslında. Dolayısıyla soyuttur. Hemen şıklarımızı inceleyelim. B. Serin esen rüzgar insanı rahatlatıyordu. Şimdi burada serinliğini biz tenimizle hissedebiliriz. O zaman dokunma duyusuyla algılayabiliyoruz. Somuttur. D. Şıkkı çiçeklerin kokusu bana mutluluk veriyor. Kokuyu burnumuzla algılarız. Bu da somuttur. Parlak ışık gözlerimi aldı. Işığı da gözlerimizle algılarız. Bu da somuttur. Fakat A şıkkında korku dolu gözlerle baktı dediğimizde korkuyu sadece zihnimizle algılarız. Dolayısıyla korku soyut bir ifadedir. Soyut ve somutu da hatırladıysak bununla ilgili ikinci bir sorumuzu görelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam ifade edecek şekilde kullanılmıştır? Burada şundan bahsediyor. Bizim sözcüğümüzün gerçek anlamı somut olacak ve mecazlaşarak soyut anlam ifade edecek şekilde kullanılacak. A. Seni görünce durdu. B. Kuşlar cıvıldıyorlar. C. Kedi bize doğru yürümeye başladı. D. Bu karanlık olaylar ne zaman bitecek? Hemen görelim cevap sayfamızda. Seni görünce durdu, kuşlar cıvıldıyorlar ya da kedi bize doğru yürümeye başladı ifadelerinde sözcüklerin tamamı somut anlamlı olarak kullanılmış
ve bu anlamlarını kaybetmemişlerdir. Fakat B şıkkına baktığımız zaman bu karanlık olaylar ne zaman bitecek? Normalde karanlığı biz gözümüzle algılayabiliriz. Dolayısıyla somuttur. Fakat burada karanlık dediğimizde ışığın olmamasını mı kastediyoruz? Hayır. Buradaki ifade kötü olaylar ne zaman bitecek ifadesidir. Çünkü gerçek anlamı somutken burada kötü anlamında soyutlaştırılarak kullanılmıştır karanlık sözcüğü. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Hemen yeni bir konumuzla devam ediyoruz. Genelden özele, özelden genele sıralamalar ya da genel özel anlamlı sözcükler. Bize demiş ki numaralanmış sözcüklerin genelden özele sıralanması için hangi sözcükler yer değiştirmelidir? Bir varlık, iki ağaç, üç bitki, dört canlı, beş meşe. Hemen şöyle iç içe halkalar düşünelim. Şimdi sevgili çocuklar, ben hep genelden özele konusunu işlerken böyle iç içe halkalar kullanırım ki genelin daha geniş kapsamlı olan, özelin ise daha dar kapsamlı olan sözcük olduğunu görsel üzerinde de görebilelim. En dış çemberde en geniş kapsamlı olan sözcüğümüzü yazıyoruz. O da varlık. Daha sonra canlı yine varlığı kapsadığı bir sözcük. Geniş kapsamlı ama varlık kadar da geniş kapsamlı değil. Daha sonra bitki, daha sonra ağaç ve en içte ne olacak? Meşe. Bizim genelden özele sıralamamız bu şekilde olacaktır ve biz bu çemberler içerisinde içten dışarıya doğru gidersek, en iç çemberden en dış çembere doğru gidersek özelden genele sıralama yapmış oluruz. En dış çemberden en iç çembere doğru gidersek genelden özele sıralama yapmış oluruz. Şimdi bizden istediği neydi? Genelden özele sıralama yapmamızdı. O zaman nasıl sıralayacakmışız? Bu ifadeleri biz sıralarken neyle neyin yerini değiştireceğiz? Ağaç ve canlının yerini değiştireceğiz. O zaman genelden özele doğru sıralama yapmış oluruz. Doğru cevabımız Ceyhan 2 ve 4 olacak bu soru için. Yine bir genelden özele sıralaması. Numaralanmış sözcükler genelden özele doğru sıralandığında hangi sözcük dışta kalır? Güzel bir soru. Canlı, tasma, köpek, hayvan. Şimdi böyle baktığımız zaman sanki hepsi birbiriyle ilgiliymiş gibi görünüyor. Fakat hemen şöyle ayıralım yine. Şimdi bizim en geniş kapsamlı sözcüğümüz o sözcükler arasında canlıydı. Daha sonra gelecek olan nedir? Hayvandır. Daha sonra gelecek olan nedir? Köpektir. Peki tasma? Tasma bu sıralamaya dahil olabilir mi? Olamaz. Tasma nerede? O bu sıralamanın dışında kalır. Eğer cansızlar diye bir kategori olsaydı burada biz tasmayı da bu kategoriye alırdık. Çünkü o bir cansız varlık. Köpekle ilgili olabilir fakat canlı hayvan köpek genelden özel sıralamasına dahil olamaz. Dolayısıyla doğru sıralamamız canlı hayvan köpek olacak. Dışarıda kalan ise tasma sözcüğü olacaktır. Geldik son sorumuza. Güzel bir soru. Bunu dikkatle dinleyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ev sözcüğü diğerlerinden daha genel anlamda kullanılmıştır? Yine genel özel anlamlı sözcüklerle ilgili bir soru ama burada aynı sözcüğü genel ya da özel anlamda kullanabildiğimizi görüyoruz. Hemen şıklarımıza bakalım. Bu ev çocukluğumun geçtiği yerdir. B. Mahalledeki evlerin en güzeli buydu. C. Ev insanın kendini güvende hissettiği yerdir. D. Birkaç ev ileride market varmış. Şimdi öncelikle şöyle bir evi çatı kavram olarak düşünelim. Şimdi ev kavramı dünyadaki tüm evleri, var olmuş, var olabilecek tüm evleri ifade eder. Yani birkaç ev de ev kavramına dahildir. Bu mahalledeki evler de dahildir. Evler ifadesi de buna dahildir. Bu ev de dahildir. Evimiz de dahildir. Ev nedir? Bunların hepsini kapsayan genel, en genel kavramdır. Şimdi biz cümlelerimizi bu anlamda bakalım. Şimdi bu ev çocukluğumun geçtiği yerdir dediğim zaman bir tane belirli evden bahsediyorum. O zaman genel anlamlı değil. Mahalledeki evlerin en güzeli dediğim zaman sadece bu mahallede bulunan belirli evlerden bahsediyorum. D şıkkında birkaç ev ileride market varmış dediğim zaman belirli birkaç evi kastediyorum. Fakat
Ev, insanın kendini güvende hissettiği yerdir. Burada kastettiğim ev, tüm evler, ev kavramının kendisidir. Yani bir önceki sayfamızda gördüğümüz şu çatı kavram olan evdir. Var olmuş ve var olacak tüm evlerle ilgili bu ifadeyi kurduğumuzdan en genel anlamlı kullanım C şıkkında yapılmıştır. Doğru cevabımız C olacaktır. Sevgili çocuklar, videomuzun sonuna geldik. Umuyorum sözcükte anlam konusuyla ilgili ipuçlarını öğrenmişsinizdir ve konu sizin için tekrar edilmiş, birazcık daha açıklığa kavuşmuş olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.